Merhaba arkadaşlar, nasılsınız? Bugünkü videomuzun konusu yine uzaylılar. Yani uzaylılar değil aslında. Uzaylılardan kalma kalıntılar diyelim, belgeler diyelim. Daha öncesinden bir şey paylaşmak istiyorum sizinle. Şimdi bir önceki videomda paylaşmıştım. Amerikalı yani NASA ayak bastı mı olayında videomda sosyal medyada paylaşmıştım. Bazı yorumlar geldi. O yorumlara yazarak çözüm bulamadığım için bu videoda paylaşmak istiyorum. Arkadaşlar öncelikle Ay'ın yer çekimi dünyanınkinden 6 kat daha aşağıda. Yani bir insan hareket ettiği zaman, adım attığı zaman toz bulutları, yani biliyorsunuz Ay'ın yüzeyi toz. Toz olduğu zaman havada yani bir en kötü ihtimalle 30 saniye havada kalır. Yani 1 dakika havada kalır. Yavaş yavaş iner aşağıya. Toz bulutu olduğu için. Ama ne görüyoruz videolarda? Bir tane toz bulutları yok. İkincisi, baktığın zaman yıldız ya da herhangi bir ışık olay yok. Yani aydan ufak karanlığa baktığın zaman onlar gözükmüyor. Bir de şu olay var. İşte Amerika 1700 yıllardan beri, yani Amerika kurulduğundan beri ta günümüze kadar, bugüne kadar bütün belgeleri, bütün yanlış veya doğru belgeleri hep elinde kaydeden bir ülke. Sonuna kadar da saklıyor. Böyle bir ülke sizce Ay'a gidiş belgelerini, yani belgesi derken kayıtlarını kaybeder mi? Evet, kaybetmiş. Biz iddia ediyoruz Ay'a gitmediniz diye, ama NASA'da ben Ay'a gittim diye belgelerini sunamıyor insanlara. Niye? Kayıtlar kayıp diyor. Ya böyle bir şey imkan var mı yani? Evrakların her şeyini ta o dönemlerden 1800'lerde filmleri bir ellerine tutan bir ülke. Günümüzde geldiği zaman bu zamanda Ay'a gidiş görüntülerini, kayıtlarını nasıl kaybedebilir? Bunun yorumunu sizlere bırakıyorum. NASA böyle komplo teorilerine son vermesi için kayıtları insanlara sunması lazım ki böyle problemlerden kurtulsun. Yani adı temize çıksın. Sunamadığı için herkes böyle bir benim gibi, başka arkadaşlarım gibi fikirlerini sunabiliyor ve NASA bunu kanıtlayamıyor. Ben Ay'a gittim, gerçek görüntüler bunlar diye kanıtlayamıyor. Şimdi bu zamanda videolarını, yani o kayıtlar ortaya çıkarsa teknolojiyle o kadar ilerledi ki gerçek nerede çekilmiş ve ne şartlarda çekildiği analiz edilerek ortaya çıkıyor. Ve bunu da Amerika kendisi, yani NASA, o zaman bu kayıtlar ortaya çıkarsaydı analiz edilerek her şey gün yüzüne çıkardı. Ama ne yazık ki kayıtlar kayıp. Arkadaşlar, sikkeleri bilmeyen yoktur değil mi? Yani günümüzde madeni paralar. Şimdi bu madeni paralar milattan önce 700'lü yıllarda Likyalılar tarafından basılmıştır. Zamanında küçük sikkeler, büyük kağıtta, bazıları kafasında bile böyle büyük sikke, kocaman sikkeler taşımış. Günümüze kadar küçülmüştür. Yani küçük küçük olmuştur. Şimdi Mısır'da yapılan bir araştırmaya göre sikke buluyorlar. Madeni para yani. Ve üzerinde enteresan bir şekiller var. Şekiller nasıl biliyor musunuz? Bulutlar ve altında papatya, yani çiçeğe benzer bir görüntü olan bir madeni para buluyorlar. Bunun üzerine bir sürü yorumcular, uzaylılar için yapıldı veya halk tarafından yapıldı, söylentileri yayıldı. Yani ama uzay araştırmacıları için bir nevi ışık oldu bu. Bazı insanlar buna aldırış etmedi. Ama son yapılan kazılarda öyle bir şey buldular ki artık buna kimse sesini çıkartamıyor. Niye biliyor musunuz? Günümüzde griler olarak bildiğimiz uzaylılar, biliyorsunuz değil mi? Ona benzeyen, aynı grilere benzeyen sikke bulundu. Bu resimde gördüğünüz sikke ilk bulunan sikkelerden bir tanesi. Üzerine görüyorsunuz buluta benzer işaretler var. En alta indiğimizde
İki tane sağda ve solda görüyorsunuz ağaca benzer ve ağaç bunlar. Altında küçük dağlar var. Yani veya orman gibi oluyor. Ve ortada da görüyorsunuz çiçek gibi bir şey var. Yani kuş kafası gibi. Bu ilk bulunan sikkelerden bir tanesi. Şimdi bu resme baktığımız zaman, bu sikkeye baktığımız zaman yukarıda bulutlar var. Bulut. Aşağıda dağlar ve ağaçlar var ve ortada UFO görüyorsunuz. Arkadaşlar bu resmimizi görüyorsunuz. Bunun da aynı şekil üstünde bulutlar, altta dağ ve her iki tarafta da birer tane ağaç var. Ve bu sefer daha da ayrıntılı ama açılmış bir çiçeğe benziyor ama üstünde silindir var görüyorsunuz. Bu da aynı şekilde üstlerde bulutlar, altta ağaç ve dağ, ortada UFO'muz var. Bu resimdeki biraz daha ayrıntılı. Evet, şöyle baktığınız zaman UFO olduğu her halinden belli. Ağaçlar da belli. Taşlar da aşağıda kaya dağ yapmamışlar ama büyük kaya parçaları var. En üstte bulut var. İki tane, üç tane bulut yapmışlar. Her türlü UFO olduğu belli zaten. Silindirin etrafını görüyorsunuz. Silindirin etrafına nokta nokta pencere gibi yerler var. Altında çiçek gibi. Evet, çiçeğe benziyor ama burada yaprak gibi duruyor. Ama altındaki UFO'nun ışıkları. Bu resmimize baktığımızda ne görüyorsunuz? Evet, aynı şekil griler. Göz, yüz hatları, her şey aynı. Bu para da eskiden basılmış ama yani şu andaki grileri gören insanlar çok az. Peki o dönemlerde bu aynı şimdi görülen grileri gibi. O dönemi nasıl basmışlar? Aynı resmi bakarsanız aynı resmi içeriyor. Arkadaşlar bu şimdiki resimdeki sikkeyi görüyorsunuz. Bunu neye benzettiniz? Evet, günümüzde bildiğimiz grilere benziyor değil mi? Aynı resim, figür aynı, görüntü aynı ve demek ki o dönemlerde bir temasla bulunmuş insanoğlunun uzaylılar, yani griler. Bu da uzaylıların var olduğunu kanıtlıyor. Veya ha şöyle diyebilirsiniz, yok canım uzaylı yok diyebilirsiniz. Peki o dönemlerde bunu nasıl yaptılar? Şimdiki bizim bildiğimiz grilere nasıl benzettiler bunu? Kendi hayal gücünün kullandıklarını zannetmiyorum. Yoksa bu kadar ayrıntılı bir vaziyette madeni paralar yani sikkelere basamazlardı. Bu resimdeki sikkelerimizi görüyorsunuz. Sizce neye benziyorlar? Evet. Bir tanesi grilerin kafası bildiğimiz. Bir tanesi de UFO. UFO'yu görüyorsunuz değil mi? Altında bir de ışık indiriyor aşağıya. Yani her bariz belli yani UFO olduğu. Şimdi arkadaşlar sikkeleri gördünüz. Yani maden paraları. Bu maden paralarda figürler de gördünüz. Bunlar şimdilik dönemde bildiğimiz griler. Yani grilere benziyor. Demek ki o dönemlerde Mısırlılar eski tarihte yani temasta bulunmuşlar. En son gösterdiğim sikkeyi gördünüz. Orada gri kafası yan durmuş ve UFO'da da o zamanlarda UFO'nun altında fark ettiyseniz ufak bir ışık iniyor aşağıya. Demek ki o dönemlerde birebir görmüşler. Yani büyük ihtimalle temasla bulmuşlar. Zaten temasla bulundukları biliniyor. Şu demek oluyor ki o dönemlerde Mısır halkı bir nevi uzaylılarla temasta bulundu. Belki de o dönemlerde piramitlerin yapılmasında en büyük desteği onlardan gördü. Bu da bize uzaylıların varlığını bir kez daha ispat ediyor.